Gerçekten de Neuralink masum bir proje mi dersiniz? Dünyaya bedava internet sağlayacağını açıklayan Elon Musk, tüm insanlığın iyilik meleği mi? Peki, milyonlarca dolar harcayan bir adam neden bu işten hiç para kazanmak istemesin? Neuralink çipini beynine takacak insanları öyle tehlikeler bekliyor ki. Acaba bu adam insan nüfusunu azaltmak istenen bir proje mi diye düşündürmüyor değil. Birazdan duyacaklarınız size hiç öyle düşünmemiştim dedirtecek. Önce Neuralink nedir onu bir hatırlayalım isterseniz. Neuralink, Elon Musk'ın yeni projesiyle insanların beynine çip takmayı amaçlıyor. Bu çip ile görme engelli insanlar görebilecek, duyma yetisi olmayanlar duyabilecek. Yabancı dilleri öğrenmeden beyninizdeki çip ile konuşabileceksiniz. Beyin dalgaları ile insanlar birbirleriyle iletişim kurabilecek. İşte Neuralink böyle çılgın bir proje. Şimdi gelelim bu projenin olası felaketlerine. Ya bir virüs girerse? Bazı bilim adamlarına göre bu proje tam bir felaket. Beyne takılan çipin bilgisayar tabanlı olması büyük bir tehlike doğuruyor. Bugün imkansız sayılabilen güvenlik duvarlarına sahip yüksek korunmalı devlet odalarına bile sızıntı olabiliyor. Bir e-posta ile tüm Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya virüs bulaştırılmıştı. Kötü amaçlı insanların olası bir virüs saldırısı Neuralink kullananlarda büyük bir felakete neden olabilir. Uzay olayları. Bazen dünyanın yakından geçen asteroitler elektronik aletlerin arızasına veya tamamen bozulmasına neden olabiliyor. Bu, internet kopmalarına, uyduların sinyalini bozmasına neden oluyor. İnsan beynindeki çipler geçici internet kaybı ile etkilenip veya daha da kötüsü elektronik arızalar ile beynin ölümüne sebep olabilir. Olası bir sistem arızası. Birçok dijital alanda arızalar oluşuyor. Bu arızaların küçük veya büyük sonuçları oluyor. Olası bir sistem arızasında bütün Neuralink kullanıcıları kilitlenebilir. Uçak kullanan pilotlar, trafikteki sürücüler, ameliyattaki doktorlar gibi birçok insan. Bu projeyi milyonlarca insanın kullanacağı düşünülüyor ve felaketin boyutunu siz düşünün. İnsanlığı ele geçirme. Bir takım komple teorisyenleri bu proje ile alakalı yayınladıkları videolarda bunun bir insanlığı ele geçirme projesi olduğunu söylüyor. İnsanların beynine takılan çip sayesinde gönderilen sinyaller ile Neuralink kullanan insanlar ele geçirilebilir. Bu sayede büyük bir ordu oluşturulabilir. Ürkütücü bir teori değil mi? İnsan nüfusunu azaltma. Yavaş yavaş sinyal vermeye başlayan dünya artık insan yükünü kaldıramamaya başladı. Yaşanan felaketler, değişen iklimlerin sinyalleri. Bazı bilim adamlarının insan nüfusunun çokluğu birilerini harekete geçirmiş olabilir mi? Neuralink sayesinde dünya nüfusunda toplu bir azaltmaya gidilebilir ve bu başarısız bir proje olarak gösterilebilir. Hem de suçlanacak sadece bir insan varken bu gayet olası. Tüm dünyada çalkantıya sebep olan bu proje hakkında sizin düşünceleriniz nedir? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.